Doğa dolu, yeşillik dolu, kuş sesleriyle dolu bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Neredeyim? Bolu, Abant'tayım. Muhteşem bir yerdeyim. Şuraya bakar mısınız? Yeşilin bir tonu burada. Çiçekler, böcekler hepsi etrafta uçuşuyor. İnanılmaz bir atmosfer var. Buraya ben gerçekten bayıldım. Şimdi size Abant'ta gezilecek, görülecek ne kadar yer varsa hepsini göstereceğim. Siz de hazırsanız gezmeye, tozmaya başlayabiliriz. Abant'ta 2 adet 5 yıldızlı otel bulunuyor. Bunun dışında bungalov otel de bulunmakta. İsterseniz piknik ve kamp karavan yapabileceğiniz alanlar da mevcut. Ayrıca 17 kilometrelik yol boyunca alabalık tesisi, kebap ve restoranları da bulabilirsiniz. Burada aç kalmanız da mümkün değil. Abant'a toplu ulaşımla gelebileceğiniz gibi genellikle bunlar turlar oluyor. Şurada gördüğünüz gibi kendi arabanızla da gelebilirsiniz. Arabanızı buraya ücretsiz park etmeniz mümkün. Arabanızı park ettikten sonra göl kenarı boyunca yürüyüş yolları bulunuyor. Bu yürüyüş yolları boyunca gölün, tabiatın, doğanın tadını çıkartabilirsiniz. Buraya ulaşmak isterseniz ise İstanbul'a 225 km, Ankara'ya 200 km mesafede bulunmakta. TEM otoyolundan Abant'a bağlanarak Abant gölünün olduğu alana gelmeniz mümkün. Abant'a gelirseniz yapacağınız şeylerden birisi bu muhteşem sarı çiçeklerin arasında fotoğraf ve video çekmek olacak arkadaşlar. Ben buranın atmosferini size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Burada yapılacak şeylerden birisi ise doğa yürüyüşü, bisikletle parkurlarda gezebilirsiniz. Atlı faytona binebilirsiniz ya da sadece ata da binebilirsiniz. Ayrıca gölde olta balıkçılığı da yapabilirsiniz. Yani doğaya geldiğinizde doğaya ait ne varsa her şeyin tadını fazlasıyla çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar Abant'ta Murat Bey ile karşılaştık. Şu an bize Abant'ta at turları ve diğer etkinlikler hakkında bilgi verecek. Murat Bey önce sizi tanıyabilir miyiz? Adım Murat Tanrıkulu. Yani Bolu'luyum. Abant'ta yaşıyorum. Bunları meslek olarak değil de semak amaçlı yetiştiriyoruz zaten. Hani burada misafirlerimize yardımcı olabilmek için yetiştiriyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Abant'a geldiğinizde at, fayton, safari turlarımız var. Ayrıyetten ATV turları var. Yani birkaç yerde. Restoranları ve alabalığıyla meşhur. Hani Abant'ımız. Tabii doğasıyla da yani bilirsiniz doğasıyla da ne kadar meşhur olduğunu. Hani gezilip görülecek cennetten bir köşedir Abant. Şey de soralım Murat Bey. Peki buraya geldiklerinde safari yapacaklar, ATV'ye binecekler, at turu yapacaklar. Ücretler hakkında da bilgi alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Ya ATV'ler 300 TL'den başlıyor saati. Yani bildiğim kadarıyla. Atlarımız da mesafeye göre değişiyor. Kısa turlarımız var. Kısa turlarımız 50 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar turlarımız çıkıyor bizim. Fayton turumuz da 250 lirayla 300 TL arasında değişir. Fayton gölün tamamını gidip evet, dolaşıyor mu? Evet. 8 kilometre göl çevresini dolaşır. Tahmini kaç dakika sürüyor fayton? Yarım saat falan. 30 yarım dakika aynen. Yani atlarımızdan da göl turumuz yasak. Çünkü burada kazalar oldu, bir şeyler oldu. Hani yasakladılar ve çevre kirliliğini önlemek için yasaklandı. Peki buraya gelenler sizi nasıl bulacaklar? Efendim biz mesela şurada otelin girişinde bekliyoruz karşı tarafta. Yani arabaların girdiği noktada otellerin evet, hemen yanındasınız. Evet otellerin iki otelin ortasında atlar durur. Evet. Bir de karşıda bölümümüz var. Mesela orada çadırlık kamp alanımız var.
Çadırlı kamp alanının ilerisinde piknik alanları var. Aynı buralar gibi. Hani oralarda da atlarımızı görebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Mert Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. Muhteşem bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abant gez bitmiyor. Gezmek istiyorsanız Murat abi bulmanız yeterli. Evet. O size her yeri gösterecektir zaten. Atları sevmek, onlarla bir arada olmak bile gerçekten harika. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne kadar canlı varsa hepsine çok iyi bakın. Hoşça kalın.